Çevrenizdeki insanlar tarafından doğduğunuz gün zihniniz şekillendirilmeye başlar. Küçük şeylerden mutlu olmamak, sahip olduklarının tadını çıkarmamak ilk öğrenmen gereken şeydir. Yetişkin zihinler etrafını çoktan sarmıştır bile. Onların gelecek kaygıları, mutluluk yanılsamaları o muazzam beynini meşgul etmeye başlar. Daha anne sevgisine doymadan kreşte matematik öğrenmen beklenir mesela. Ne meslek yapacağını, büyüyünce ne olacağını hiç merak etmesen de durmadan sorgulanırsın. Çünkü gelecek planların olması beklenir. Astronot olacağım, doktor olacağım, pilot olacağım demelisin yetişkinlere. Çünkü yetişkinleri ancak bu şekilde mutlu edebilirsin. Ki bu yaşlarda da bunları öğrenirsin zaten. Sonrasında okul dönemi başlar. İlkokul başladığında tek başarı ve mutluluk kriteri olarak derslerinden, sınavlarından yüksek alman gerektiği öğretilir. Şu dersten geç, şu sınavdan yüksek al, şu dili öğren, şu okulu kazan gibi ön koşullar oluşturulmaya başlar. Hep mutluluğun bir adım sonrada olduğu öğretilir. Derken yıllar geçer. Hep daha iyi bir okulu kazanman, sıra arkadaşından, komşunun çocuğundan daha başarılı olman güzel bir hayata giden tek yolmuş gibi sunulur. Herkes o yoldan gidiyordur çünkü. Ailenin de bildiği yol aşağı yukarı böyle bir şeydir. Kimse sana, peki nasılsın? Neye ihtiyacın var diye sormaz. Çünkü bu soruları önemsiz bulurlar. Lise dönemine geldiğinde ise her şeyin daha iyi olmasını beklerken çok bir şey değişmez yine. Üniversiteyi kazan da sonra hayat çok daha güzel. Rahat edeceksin orada. İstediğini yaparsın hem. Cümlelerini duymaya başlarsın. Bir sonraki adım için çabalamaya başlarsın yine. Çünkü mutluluk çok yakındadır artık. Sonrasında o heyecanla beklenen üniversite dönemi başlar. Tabii ki işler yine istediğin gibi gitmez. Bu sefer yüksek ortalama yapman gerektiği, staj yapman gerektiği, çift anadal yapman gerektiği gibi cümleler duymaya başlarsın. İşin en ilginç tarafı ise bu sefer kimse sana bir şey söylemez. Ama o ses artık kafanın içine yerleşmiştir. İnsanların sesi iç sesin haline dönüşmüştür. Kendini sabote eden, rahatsızlık veren bir iç ses. Sonraki dönemlerde bu ses hayatının sonuna kadar peşini bırakmaz. Bir şu üniversiteyi bitireyim. Bir yüksek lisans yapayım, bir askerlik yapayım, bir iş bulayım, bir terfi alayım, bir evleneyim, bir ev alayım, bir çocuk yapayım, bir emekli olayım. Bir öleyim de ben bir rahatlayayım. Tanıdık geldi mi? Gördüğünüz gibi birçok insan mutluluk, huzur gibi olumlu duyguların hep bir adım sonrada olduğuna inanır. Aslına bakarsanız aradığınız birçok şeye şu anda ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hedefleri, geleceği bir kenara bırakıp şu andan ne alabileceğimizi, bize neler vereceğine birlikte göz atalım. Bunun için yaşamımızdaki küçük şeylerin farkına varacağımız 10 parmak minnettarlık uygulamasını size öğretmek isterim. Her gün bir kez minnet duyduğunuz 10 şeyi aklınıza getirin ve parmaklarınızla sayın. Bu kadar basit. Uyguladığınızda keyifli hissedeceğinize eminim. Örneğin, keyifle zaman geçirebileceğim arkadaşlara sahibim. Sevgi dolu bir ailem var. Sağlığım yerinde. Hayatımı tehdit eden bir hastalığım yok en azından. Karnımı her gün doyurabiliyorum. Keyifle zaman geçirebileceğim bir evim var. Bana huzur veren bir kedim var. Keyif veren hobilere sahibim. İstediğim zaman tatil yapabiliyorum. Çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Çok sevdiğim bir işim var. Birkaç tane saydıktan sonra kalanını saymak zor olabilir. Önemli olan da onları bulmak zaten. Gün içinde göz ardı edilen şeylerin kasıtlı olarak farkına varmak buradaki amacımız. Daha önce de size buna benzer uygulamalardan bahsetmiştim. Gün içinde düzenli olarak bu uygulamalardan hoşunuza gideni, işinize yarayanı yapabilirsiniz. Siz de minnet duyduğunuz şeyleri paylaşmak isterseniz yorum kısmına yazarak doğrudan bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çektiğimiz videolardan düzenli haberdar olabilirsiniz.